Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün biraz muhalefet eleştirisine gireceğiz. Şöyle, Kadir Has Üniversitesi her sene yani geleneksel hale getirdiler bir anket yayınlıyor. Bir Türkiye'nin eğilimleri araştırması yayınlıyor daha doğrusu. Bu yılda yaptı. Buradan hani bu çalışmanın bir parçası olarak bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusu da var. Bu aylara yayılmış bir çalışma. Yani her sene böyle yapıyorlar. Sadece bu soruda yok. Pek çok soru soruyorlar. Bu soruyu da soruyorlar. Dolayısıyla hani o hafta olan olaylar ya da o haftaki gelişmeler bir önceki haftaki gelişmeler yer almıyor. Bir yıla yayılan bir çalışma yer alıyor. Her neyse. Bu çalışmanın sonuçlarını yetkin report sitesinde yayınladık. Ve yayınladığımız için de okurlarımızdan ciddi eleştiriler aldık. Çünkü araştırma AK Parti oylarını %35.9 yani %36 gibi gösteriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını ise 24.6, 25.5, 24.5 gibi gösteriyordu. Aynı şekilde bazı anketlerde %10'un birkaç puan üzerinde görülen İyi Parti tıpkı bazı anketlerde %7-8 civarında görülen MHP gibi %10'un hemen altında işte 9.7 9.8 gibi görülüyordu eleştiren okurlarımız son zamanlarda yayınlanan başka anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'yi yakaladığı türden sonuçları görmek istiyor bütün anketlerde bunu görmek istiyor ama görmeyince de tepki gösteriyor. Buna benzer örneklere geçmişten bir iki örnek vereceğim. Konda diye güvenilir bir araştırma şirketi var. Benim güvendiğim şu anda Bekir Ağırdır yönetiminde. Onun kurucularından kıdemli siyaset araştırmacısı Tarhan Erdem. 1999 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin barajın altında kalıp Demokratik Sol Parti'nin birinci parti çıkacağını söylediği için topa konmuştu. Ama öyle oldu. Aynı Tarhan Erdem 2011 seçimlerinde diğer anketler Cumhuriyet Halk Partisi ve o zaman muhalefette olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni yükselişte gösterirken tersini söylüyordu. Seçim sonrasında ki AK Parti o seçimde oy rekoru kırdı. %49,5 50, %50 oy aldı biliyorsunuz. Seçim sonrasında Tarhan Erdem bu defa AK Parti'nin seçim zaferinde payı olmakla eleştirildi. Onu söyleyenler oldu. Şimdi şöyle bir şey var siyasette aslında her yerde ama siyasette özellikle inanmak istediklerimizi gerçek varsayarak hata yapmaya başlıyoruz. Bakın hükümetin ekonomideki açması da bunun örneği. Yani bir şeye inanıyorlar ve onu gerçek varsayarak hatayı sürdürüyorlar bana göre. Şimdi tepki gösteren okurlarımızın çoğunun yetkin report okurlarının çoğunun Cumhuriyet Halk Partili olduğu ya da taraftarı olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Ondan yani neden az gösterdin? Neden AK Parti'yi çok gösterdin diye. Halbuki biz bir e, güvenilir bir üniversite tarafından yapılan bir anket sonucunu yayınlıyoruz neticede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yerel seçimlerinden itibaren özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı ittifak politikasıyla belli bir hareketlenmeye girdiği, daha görünür hale geldiği, daha geniş kitlelerle temasa geçebildiği doğru. Taraftarları bu çaba ve görünürlüğün anketlere de yansıdığını görmek istiyorlar doğal yeterince yansımadığını görünce de hayal kırıklığına oluyorlar. Oysa siyasete yön verenler bakın bu en önemli yanılgı. Siyasete yön veren sadece anketler sadece medya filan değildir. Hatırlayalım 2002 seçimleri öncesinde ne anketler AK Parti'nin bu kadar büyük farkla birinci parti çıkacağını gösteriyordu. Ne de medyada yer alabiliyordu. Yani hatırlayalım her şey buna bağlı değildir. Yani bu bir gazeteci olarak her türlü siyasi partiden aldığımız en önemli eleştiridir. İşte niye bize yer vermiyorsunuz? Ya bu yer verme meselesi değil siyaset sadece. Siyaset sadece bir popülarite değildir. Her neyse. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomik politikanın halkı bunalttığı doğru. Hepimiz bunu çekiyoruz. Ama bu bunaltma muhalefete yeterince yansımıyor. Ya da en azından şimdi görülüyor. Yani AK Parti ve MHP'nin kaybettiği oy kadar Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer muhalefet partileri oy kazanamıyor. Böyle bir görünüm var. Bu görünümün ortaya çıkmasında tabii AK Parti'nin özellikle AK Parti'nin biz gidersek kazanımlarınızdan olursunuz propagandasının etkisi ciddi boyutta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle de üst yönetimin bu görünümün ortaya çıkmasına kızmak yerine bu görünümü bir uyarı olarak ele alıp <laughs> muhalefet çizgisini geliştirmeleri daha gerçekçi olur ama kızmayı tercih ediyorlar. Taraftarları da öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir esneklik içinde yeni siyaset geliştirmesi gerekiyor ama bunun önündeki en önemli engel Kılıçdaroğlu'nun da tamamen başa çıkamadığı ve kısmen parçası da haline geldiği statik siyaset kültürü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana kalırsa en büyük engeli kendi siyaset kültürüdür. Halen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin serbest atış hedefi haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna bakalım. AK Parti'nin İmamoğlu'nu hedef alması doğal. Erdoğan'a ciddi bir rakip olabilir diye düşünüyorlar. Ama İmamoğlu karşıtı dobilerin en etkili çalıştığı bünye Cumhuriyet Halk Partisi. Kılıçdaroğlu'nun şu anda Millet İttifakı'nın ortak adayının ilanını seçim ilanına kadar geciktirebilmek için uyguladığı perdeleme siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde farklı oluşumlara neden oluyor. Kimileri genel başkanlarının 2017'den bu yana izlediği siyaset çizgisiyle yani hatırlayalım. işte Adalet Yürüyüşleri 2018 seçimleri öncesi İyi Parti'ye 15 milletvekili hani ödünç vererek seçime girmesini sağlaması, daha sonra 2019 seçimlerinde izlenen e, ittifaklar politikasıyla Ankara ve İstanbul dahil pek çok büyük şehir belediyesinin AK Parti'den alınması falan bütün bunlar <laughs> bu yana izlediği siyaset çizgisiyle Cumhurbaşkanı olmayı hak ettiğine inanıyor. Hakikaten buna e, inanan yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında bazı kesimler de var. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının getirebileceği dezavantajlara rağmen aday gösterilmesi gerektiğine de samimiyetle inanıyorlar. Bir kesim böyle. Bir kesimse yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde kimileri ise adeta fırsatı ganimet bilerek Kılıçdaroğlu'nu ondan kurtulmak için İmamoğlu'na karşı destekler görünüyorlar. Bu hizipleşme Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri kurtulamadığı bir e, alışkanlık mı diyelim, siyaset kültürü mü diyelim. E, maalesef e, böyle bir e, sorunları var. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi başlatması işin ucunun İmamoğlu'na... İmamoğlu aleyhine iddianame hazırlamaya dek öyle e, haberler var. Uzanması bu havayı bir nebze olsun giderdi. Cumhuriyet Halk Partisi için de belli bir kenetlenme e, görüntüsü sağlandı. Beraber çıktı belediye başkanları işte e, birbirleri yani pek çok programlara katıldılar. İşte Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ankara'nın Taşına Bak şarkısı, türküsünü söylediler falan böyle bir şey. Tabii bu kenetlenme görüntüsünün ortaya çıkmasında şimdilik... Kılıçdaroğlu ve Akşener kadar. <laughs> İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ki o da anketlerde çok önde görünen bir isim. Millet İttifakı ne derse o olacak. Ona uyacağız. Beyanlarının payı oldu. Ama iş sadece bu değil. İş sadece yani Cumhurbaşkanlığı adayı e, kim olsun e, tartışmasıyla sınırlı değil. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine çelme takmakta da usta bir parti, mahir bir parti. Öteden beri bugünün işi değil. Hatta eskiden çok daha fazlaydı ama bugünlerde nüksettiğini görüyoruz bunu. Örnek olarak kamuoyunda öne çıkmak için tam araştırmadan ortaya atılan iddialar verilebilir. Yani işte bir şeyi ortaya atıyorlar sonra onun öyle olmadığı anlaşılıyor. E bunu daha önceden araştırsanız da yani size ana muhalefet partisinin getirdiği bir takım sorumluluklar var. Sadece basında yer alan haberlerle orada buradaki iddiaları yani gerçekmiş gibi şey yapıp bazıları çok ciddi gerçek çıkan çok önemli iddiaları oldu. Yani onları söylemiyorum ama boş çıkanlar da oluyor. bir de şey var hani Artık iyi niyet mi diyeceksiniz, saflık mı diyeceksiniz, kaş yapayım derken göz çıkarma işleri de oluyor. Bu kaş yapayım derken göz çıkarma işlerine örnek verilebilir. Şimdi Kılıçdaroğlu bir süredir bu helalleşme sloganıyla ne yapıyor? Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin küstürdüğü kitlelerle bir ortak zemin arayışına giriyor. Ama o bunu yaparken parti yetkilileri tutuyor. Mesela bu Kur'an kursu tartışmasında orta çağ zihniyeti falan diye atıyor. Hadi bakalım Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti üstüne yükleniyor. Sonuçta ne oluyor? Kılıçdaroğlu çıkıp ya biz aslında öyle demek istemedik falan diye işi toparlamak zorunda kalıyor. Mevzi kaybediyorlar kendi açılarından. Oysa bugünkü atmosfer, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik atmosferi, Erdoğan'ın ekonomi politikalarıyla üzerindeki geçim yükü ağırlaşan, yargıda artan siyasa, siyasallaşmadan musdarip, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü layıkıyla kullanamayan ve artık biraz da Erdoğan'dan yorulan Erdoğan yönetiminden yorulan seçmeni muhalefet saflarına çekmeye uygun aslında. Şimdi şunu söyleyelim. Kılıçdaroğlu ve Akşener iki lider, iki muhalefet lideri son dönemlerde yani son iki yıldır diyebiliriz. Ama özellikle son yılda iyi performans gösteriyorlar. Yani öne çıkıyorlar, değişik kitlelerle temas kuruyorlar, iktidarı sarsıyorlar değil mi? Ama ancak şey aynı şeyi yani Kılıçdaroğlu ve Akşener için söylediğimiz şeyi partileri için söyleyemiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti için söyleyemiyoruz. Yani onların temposuna yetişemiyor parti kendi statik yapılarından. Şimdi muhalefet partileri ideolojik ve kariyerist hani sen mi ben mi koltuk kavgası denir ya ideolojik ve kariyerist çekişmelerle kendi içlerinde patinaj yaptıkça Erdoğan ve Bahçeli'nin bütün devlet gücünü de kullanmak suretiyle durumu toparlaması ihtimali var. Bu ihtimal gerçek. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de partilerindeki önde gelen isimlerinde yani hem Kılıçdaroğlu hem Akşener ve hem de partilerindeki önde gelen isimlerinde bu ihtimalin dile getirilmesine kızmak yerine Önceliği bununla başa çıkmanın yollarına vermesinde sadece kendileri açısından değil, sadece partileri açısından değil, Türkiye'de demokrasinin toparlanması açısından da yarar var. Bu açıdan işte bu hani ekonomik kriz içindeyiz ya bunu bir fırsat olarak değerlendirmeleri demokrasi açısından da iyi. Demokrasinin işlemesi tekrar toparlanması açısından da iyi. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.